Ya Allah, Bismillah. Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Programda ilk olarak ev sahibi olan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk konuştu. Demirci ilçesi hakkında bilgi veren Selçuk yatırımlar için teşekkürlerini iletti. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum Sayın Bakanım. Bu yatırımları gerçekleştirdiğiniz için, bu yatırımları gerçekleştirirken memleketimize pozitif ayrımcılık yaptığınız için bütün Demirci adına sizlere teşekkür ediyorum. Yunan'ın Ege bölgesinde sürekli işgal altında tutamadığı tek ilçedir. Bununla da övünüyoruz. Demircili vatanseverdir, memleketseverdir. Bu topraklarda kanını akıtarak, bu toprakları kanıyla sulayarak vatanını müdafaa etti. Bugün de devletimiz bu toprakları göletlerin suyu, suyuyla sulayarak, Refahı, berekete sevk ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız da 19 yıllık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Son 19 yılda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Manisa iline toplam 2 onda 7 milyar yatırım yapılarak 165 adet tesis hizmete alınmıştır. Koronavirüs salgınının gıdayı olan önemi gösterdiğini belirten AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık şunları söyledi çok bereketli topra topraklarda gerçekten şanslı e, bir e, millet olarak yaşamaktayız. Ancak bunun kıymetini bilmenin yanı sıra AK Parti hükümetleri olarak Cumhur İttifakı olarak bu kıymetli toprakların değerini bilmekte ve her alanda yatırımlarımızı arttırıp vatandaşlarımızın refahını arttırmaya çalışmaktayız. Türkiye'nin gelişimini sürdüreceğini belirten AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da ülkemize kem gözlerle bakanların oyunlarını bozacağız dedi. 20 yıllık devri iktidarımızda barajlar, göletler, okullar, yollar, hastaneler Demirci'ye ve Manisa'ya ve tabii ki tamamında da ülkemize büyük hizmetlere imza attık. Yolumuzda birçok tuzaklar var ama liderimiz Tayyip Bey'in, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu tuzakları bugüne kadar nasıl alt ettiysek bundan sonra da alt edeceğiz. Ülkemize kem gözle bakanların inşallah oyunlarını bozacağız. Programda bir konuşma yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise devlet su işleri tarafından yapılan yatırımlarla birlikte Manisa'da sulu tarımın da artacağını belirtti. Manisa tarımının yüzde 48'ini alan olarak yüzde 48'ini sulu tarım olarak yapıyor. İnşallah bu yapılan yatırımlar ve bunların sulama kanallarının da tamamlanmasıyla artık Manisa yüz ölçümü tarım alanlarının yarısından fazlası sulu tarım yapıyor diyebileceğimiz aşamaya sizlerin sayesinde inşallah ulaşmış olacağız. Programda konuşan Bakan Pakdemirli ise Manisa'ya yapılan yatırımları anlattı. Manisa tarımda Türkiye'yi sırtlayan bir şehir. Neresine tohum saçsan bereket sunan, neresine bahçe kursan meyveleri lezzet saçan bir şehir. Son 19 yılda Manisa'ya su alanında toplam 2.7 milyar liralık yatırım yaptık. 27 baraj, 11 gölet, 8 yeraltı depolaması, bir içme suyu tesisi, bir hidroelektrik enerji santrali 43 sulama tesisi, 75 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 165 su yatırımını Manisa'mıza kazandırdık. Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle barajların açılışı yapıldı. Ya Allah, Bismillah. Manisa'mıza hayırlı Açılışı yapılan barajlarsa şu şekilde. Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan Güveli Barajı, Temelden yüksekliği 31 metre olarak inşa edilirken 690 bin metre küp depolama kapasitesine sahip, bindekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak Güveli Barajı, bölge çiftçisine önemli bir gelir sağlayacak. Ayrıca açılışı yapılan ve temelden yüksekliği 39 metre olan Kuzuköy Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Kuzuköy Barajı ve sulaması projesi ile de bölge çiftçisi önemli bir kazanç sağlamış olacak.